Biraz ben stok yönetimi başlığını kullanmıyordum aslında. stoğa şöyle bakıyorum. Genelde üretim sektöründe. Burada tabii stok dediğimizde hem üretim sektöründeki ham maddeden yarı mamül ürünlere kadar giden stoklar. Sarf malzeme da konuşuyor olacağız. Ama hizmet sektöründe özellikle bekleyen işler gibi stoklarımız da var. İnsanların sırada beklemesi, kuyrukta beklemesi gibi konuları da stok olarak düşünebiliriz. Önceliği biraz üretime vereceğim. Bizim için önemli bir faktör çünkü biliyorsunuz üretim maliyetleri içerisinde şöyle bir kırılım yaptığınızda genelde ham madde maliyeti en yüksek maliyetlerden bir tanesi. O yüzden stok bir firmayı gerekirse batırır, gerekirse çıkarır da. Bizim için yönetmesi önemli olan bir kavram. Burada biraz farklı bakış açılarından da bahsedeceğim tabii ki. Kendimden biraz bahsedeyim. İlk defa tanışıyoruz çünkü diye tahmin ediyorum. Benim adım Birden Tulu Siyahi. Ben Bilik OPEX firmasının kurucu ortağıyım. 25 yıldan beri operasyonel mükemmellik ve toplam kalite üzerine çalışmalar yapıyorum. Farklı farklı ülkelerde, farklı farklı endüstrilerde. Çok uzun zamandan beri hem firma içlerinde hem firma dışlarında eğitimler de verdik. Operasyonel mükemmellik ve toplam kalite konusunda halen. Yayınlanmış dört tane bilimsel makalemiz var e, ve Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi'nde de yönetim kurulu üyesiyim. Şöyle biraz da kısaca firmadan bahsedeyim, ondan sonra stok konusuna bir dalalım bakalım. Üç e, ana iş yapıyor bizim firmamız. E, operasyonel mükemmellik dediğimiz aslında firmanızın müşterisine daha katma değerli çözümler sağlaması ama bunu yaparken de stratejileriyle uyumlu bir şekilde bir bütünlük oluşturacak şekilde sürekli olarak iyileştirmesi, karlılığını artıracak, kalitesini iyileştirecek, verimini iyileştirecek çözümleri biz operasyonel mükemmellik diyoruz. Genelde de yalın alt sigma konularında uzman karokçak arkadaşlarla hizmetler veriyoruz. Orta e, tarafa geldiğimizde bu hizmetlere bir de dijitalizasyon konusunda çözümler ekledik. Yani bugün biliyorsunuz yalın ve alt sigma kendi kanıtlamış başarılı metodolojiler. E, bu metodolojiler günün şartlarına daha iyi uyum sağlayacak şekilde dijital araçlarda zenginleştiriyoruz. Örneğin işte RPA gibi, robotik süreç otomasyonu, işte süreç madenciliği, process mining, task mining gibi, yapay zeka gibi teknolojiler kullanarak operasyonel mükemmellik çözümlerini birkaç adım daha öteye çıkartabiliyoruz ve insandan bağımsız hale de getirtebiliyoruz. Yani konvansiyonel yalın alt sigmanın ötesine biraz dijital yalın alt sigma, dijital OPEX, dijital operasyonel mükemmellik çözümleri sunuyoruz. Bu iki çözümün yeterli gelmediği durumlarda da inovatif araçlar kullandığımız, yeni icatlar çıkarttığımız TRIZ gibi metotlar kullanıyoruz. Aslında üçünü de kendimize özgü metotlar ve yazılımlarla çözen bir kuruluşuz diye söyleyebiliriz. Ee, şu anda hali hazırda Gene Batman'da, e, teknoparkta e, bir yazılım ekibimizde, e, generatif yapay zeka üzerine kurulu bir e, operasyon mükemmellik yazılımı geliştirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bunun da lansmanını yapıyor olacağız. Firmamız bu genel anlamda. Bugün ne konuşacağız? Kendimizi tanıttık zaten. Önce stockla ilgili konuşacağım. Bu arada arkadaşlar, sayımız e, fazla olmadığı için şey yapabilirsiniz. Her zaman. Direk direkt soruyu sormayı en sona bırakmayın. Aklınıza gelen herhangi bir soru varsa hemen direkt sorunuzu sorabilirsiniz. Mikrofonlar vesaire açık. Chatten de yazabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Önce bir stok konusuna gireceğiz. Stok nedir? Ondan biraz bahsedeceğim. Neden tut, stok tutmak zorundayız? Sıfır stok gibi bir hayal neden kurulmamalı? Bunu konuşacağız. Sonra stok verimliği ile ilgili böyle kulağa su kaçırıcı bazı başlıklar anlatacağız. Yani bizim şu anda operasyon mükemmel çalışmaları yaparken Madem bu stok bu kadar yüksek maliyetler oluşturuyor firmalarda bunları optimize etmek amacıyla neler yapılabilir biraz kulağa su kaçıracağız. Böyle çok e, kapsamlı operasyonel mükemmellik konularını anlatmayacağız. Daha çok e, dediğim gibi şunları şunları yaparsak iyi olabilir bakın böyle metotlar var böyle yaklaşımlar var gibi bazı çözüm önerilerini söyleyeceğiz. Bunlar çünkü her biri belki e, üzerinde oturup proje yapılması gereken konular gibi düşünebilirsiniz. Geldik stok verimliği önerilerinden sonra da gene en sonda soru cevap isterseniz soru cevap sorularınıza cevaplar veriyor olacağız. Şimdi stoklar dedik. Şöyle bir bakın karşımızda aslında yalında bahsedilen israflar. Biz o israfları da biraz artırdık tabii ki sayılarını fırsat adını verdik. üretimde karşımıza çıkan ya da süreçlerde karşımıza çıkan birçok fırsat var. Burada görüyorsunuz. Doğalgaz da var, su da var içerisinde. Enerji kullanımı da var ama ortaya karbon atmaktan kaynaklanan bazı fırsatlar. Sarflar var, işte 7 tane israf dediğimiz taşıma, hareket, stoklar, beklemeler gibi israflarımız da var yalındaki. Bunların en başına bakın stokları getiriyoruz. Stoku niye en başa koyduk? Az önce de özetlediğim gibi herhangi bir firma için, üretim firması için düşündüğümüzde genelde stoklar maliyetlerin en yüksek kısmını oluşturmakta. Ne demek bu? Ham madde satın alıyorsunuz. Siz bu ham madde satın aldıktan sonra bunu genelde stokluyorsunuz bir kenarda. Daha sonra bu stokladığınız ham maddeyi üretime sokuyorsunuz. Ara stoklar ortaya çıkmaya başlıyor. WIP dediğimiz, work in progress dediğimiz stoklar ortaya çıkmaya başlıyor. Sonra evet yarım mamul stokları dediğimiz bu stokları da azaltıyorsunuz, üretimi alıyorsunuz ama sonunda bir de bitmiş ürünler stokları tutuyorsunuz. Bakın bütün buralarda stoklar hem hiçbir e, fayda sağlamıyor, bekletiyor aslında firmanın şeyini sürecini, hem tedarik süresini bekletiyorsunuz, hem de firmaya ciddi finansal yükler getiriyor. Bu finansal yükler öyle büyük yükler olabiliyor ki yeri geldiğinde siz bu stoku satın almak için belki banka kredisi kullanıyorsunuz. Kullanmış olduğunuz banka kredisinin e, üzerine getirmiş olduğu ekstra faiz yükünden dolayı bazen faiz yükü stok yükünün üzerine gelebiliyor. Yıllar önce bir çalışma yapıyoruz. Bir 5S çalışması yapıyoruz. Bir yalın iyileştirme metodudur 5S. Bilmeyenler için özetleyeceğim. Daha sonra bir iki örnek de vereceğim bununla ilgili. E, bir ham madde deposunda e, 5S çalışması yapıyoruz. Sadece şunu istedik. Her gelen ham maddenin tek tek tanımlanması etiketlerinin üzerine nereden gelmiş, ne zaman gelmiş gösterilmesi. Yıl yanılmıyorsam 2006 yılıydı. Ee, en eski stoklar arkadaşlar 87 yılından beri bekleyen stoklar olduğunu farkına vardık. Halbuki o zamanlar ambardan sorumlu, depodan sorumlu arkadaş bana demişti. Ya biz zaten dedi işte bir MRP, ERP yazılımımız var. Burada zaten bunları takip ediyoruz. Ne gerek var yazmamızda? Yok dedim. Hani görsel olsun, görüntülü görelim kolaylıkla. Ki yalındaki kullandığımız 5S diğer bir araç görsel fabrika araçlarıdır. Biz görsel olarak baktığımızda o stoğun nereden geldi, nereye gideceğini, başına ne geleceğini 3 saniye içerisinde tanımlayabiliyor olmamız lazım. Baktığımızda bunu görebilmemiz lazım ve 87 yılından beri orada bekleyen stoklar olduğunu gördük. Hoş 96'dan beri 2001'den beri bekleyen başka stoklar da vardı ama 87 yılından beri bekleyen stok yaklaşık bir 10 bin dolarlık bir maliyeti olan bir stoklu satın alındığında ama yaklaşık 20 yıldan beri beklediği için o elde tutma maliyeti işte finansal borçlanmalara baktığımızda yaklaşık 300 bin dolara kadar bir e, maliyet ortaya çıkartıyor bize. Ne demek bu 300 bin dolar? Siz 10 bin dolar satın aldığınız bir ham maddeyi banka kredisiyle aldığınızda ertesi günün günü eksi 10 bin dolarla başlıyorsunuz ve eksi 10 bin dolarla siz ...elektrik faturanızı ödemek zorundasınız... ...işçilik maaşlarını ödemek zorundasınız... ...belki yeni başka ham maddeler ya da sarflar almak zorundasınız... ...bunları aldığınızda... ...yine banka kredisi kullanmanız durumunda ki... ...kullanıyorsunuz bir şekilde... ...finansal bir e, ekstra yük gelmeye başlıyor firme... İşte 20 sene boyunca bekleyen bir stokun... ...size maliyeti 10 bin dolardan 300 bin dolara kadar çıkabiliyor... ...o yüzden stoklar arkadaşlar bir firmaya geri geldiğinde batırır da... Ha stoğu ucuzken alıp sonra pahalı hale geldiğinde satıyorsanız şansınız yaver gittiyse tabii ki çıkarabilir. O yüzden stoklar bizim için aslında ciddi bir iyileştirme fırsatıdır. Ha şurada açık bir şekilde konuşmak lazım. Yönetim yeri geldiğinde uygun fiyata bir ham maddeyi ee, alma kararına her zaman hakkı vardır ve bunu da yapabilir. Sonuçta uygun bir fırsat görmüştür, onu alabilir. Ama bu, bu stoğun bir israf olduğunu, hatta o stoğun optimize edilmemesi anlamına gelmez. Bizlerin görevleri işte yönetim bu kadar fırsatlar bulup hızlı miktarda, çok miktarda stoklar almadan önce belki bunlarla ilgili doğru zamanda alınması veya da doğru miktarda alınması konusunda destekler verebiliriz. Stoklar bizim için önemlidir önemini anlattım bakın. Finans önemi vardır. Tedarik süresinin etkisi vardır. Birazdan onu da biraz özetleyeceğim. Üçüncüsü bir de stoklar bir şeyin önünü kapatır arkadaşlar. Arka tarafta bir problem varsa önüne siz ham madde stoğunuzu, yarım hamur stoğunuzu, sarf stoğunuzu koyduğunuzda arka taraftaki problemli durumları görmeniz engellenir. Ve bazen kendi kendimize zarar da verebiliriz. O yüzden stokları efektif bir şekilde yönetiyor olmamız gerekiyor. Peki şöyle bakalım stok nedir diye chat sordum. Dedi ki stok bir işletmenin satış yapmak veya üretim sürecini kullanmak üzere elinde bulundurduğu mal veya mal veya ürün miktarını ifade edermiş. Stoklar genelde ham madde, yarı mamul, bitmiş ürünler, sarf malzemeleri, yakıtlar, petrol vesaire gibi bunların hepsi stok olarak e, gözükebilir. Genelde biz stoku e, stoğu arkadaşlar tedarik zincirindeki ya da tedarik süresindeki e, dengesizliği kontrol altına almak ve tedarik süresini istediğimiz e, sürede tamamlamak amacıyla tutarız. Neden stok tutarız peki dediğimizde? Şurada basit bir görüntü var bu arada. Ne görüyoruz burada arkadaşlar? İki tane proses var. Önceki proses ve sonraki proses. Ortada inventory dediğimiz ya da stoğun İngilizcesinin baş harfi ı dediğimiz bir harfle stoğumuzu gösterdik. Her zaman iki proses arasında hız farklılığı olması durumunda bir stok tutulur. Sıfır stok diye bir şey hiçbir zaman olmaz. Neden olmaz? Şundan olmaz çünkü. Eğer sizin önceki prosesiniz, önceki proses şu olabilir. İşte önce parçayı kesiyorsunuzdur sonra deliyorsunuzdur. Kesme prosesi hızlıdır. O yüzden delme prosesinin önünde birçok stok miktarı birikir. Buradaki öndeki proses hızlı olduğu için, sonraki proses yavaş olduğu için aradaki beklemelerden dolayı bir stok birikmesi olur. Bakın stok birikir burada. İki proses arasındaki hız farklılığından dolayı. Peki bunun tam tersi olduğunu düşünün. Bu sefer öndeki proses yavaş. Örneğin iki ayda Çin'den gelen bir ham maddeniz var. Ama burada da hızlıca tükettim yapan sağda bir sonraki prosesiniz var. Üretim prosesi mesela. Böyle bir durumda da gene stok tutmak zorundasınız. Çünkü iki ay boyunca bu ürün gelene kadar sizin sonraki prosesi besleyecek miktarda bir tampon stoğa ihtiyacınız var. Bakın her iki durumda da biz stok tutmak zorundayız. Sıfır stok diye bir kavram yoktur bir aralar bunlardan çok bahsederlerdi. Stok, sıfır stok olmaz çünkü makinenin içerisinde bile bir parça koyduğunuzda bu bir stok oluyor arkadaşlar. Sıfır stok diye bir kavram o yüzden yok. Biz neden stok tutuyoruz ama işte bu dengesizlikten dolayı iki proses arasındaki dengesizlikten dolayı stok tutmak zorundayız. Ha ne yapabiliriz ama işte bu dengesizliği çözecek bazı aksiyonlar alabiliriz. İşte bu webinarda ben bunlardan biraz size bahsediyor olacağım. Eğer bu dengesizliği ortadan kaldırmanın bir yöntemini bulabilirsek stoklarda ciddi anlamda azalabilir. Stok miktarınızı azalttığınızda burası yarım stoğu olsun. Onun başındaki ham madde stoğunuzu da azaltabilirsiniz. Ya da sarf malzemesi stoğu olsun. O sarf malzemenin geldiği belki ana ambardaki stok miktarını azaltmanın imkanı da söz konusu olabilir. Neler yapabiliriz? Burada şöyle bir kısa özet yapmak istiyorum. Önce arkadaşlar bizim stokla ilgili bir iyileştirme yapmadan önce mevcut stoklarımıza odaklanıyor olmamız lazım. İlk önce bunlardan bahsedeceğim. Bizim önce elimizdeki stok miktarını çok iyi şekilde biliyor olmamız lazım. Ne demek biliyor olmamız lazım? Bundan yaklaşık 10-15 sene önce bir makale yazılıyor. Amerika'nın öncü iki tane üniversitesi tarafından ve Amerika'daki en büyük perakende şirketlerinden bir tanesiyle ilgili yapılan bir çalışmadan bahsediyor. Bakın perakende şirketi çok ciddi miktarlarda stokları alır ve bunları marketlerde size satarlar aslında. Süpermarketten bahsediyoruz ya da hipermarketten. İsminin ne olduğu makalede yazmıyor ya da benim okuduğum sunumda yazmıyordu. Bu perakende firmasının genelde işi stok tutmaktır. Ne demek işi stok tutmak? Biz üretim firmasıysak üretim firmasının işi stok tutmak değildir. Ama perakende firmasının işi stok tutmak. Yani o stokları adı gibi biliyor olması lazım. Yapılan e, bu firmalarda yapılan stok take study deriz biz buna. E, stokların şeyle sistemdeki stoklar, reeldeki yani raflardaki artık stokunuzu nerede tutuyorsunuz stokların hem miktar bakımından hem de e, lokasyon bakımından uyumlu olmasını bekleriz. İşte sistemde A lokasyonda yazıyorsa gerçekte de gidince onu B lokasyonunda görmememiz lazım. Sistemde bu parçadan 4 tane var diyorsa Lokasyona gittiğimizde 4 tane olduğunu görmemiz lazım. Bunun tutarlı olması gerekiyor ki buradan çünkü siz planlamalarınızı yapıyorsunuz, bütçeleriniz buna göre veriliyorsunuz. Muhasebe hesaplarınızı buna göre veriliyorsunuz bir borsaya kota bir firmasınız ya da patronlarınıza bir finansal rapor hazırlamanız gerekiyor. Tamamen bunları kullanıyor olmanız gerekiyor. Peki ne çıkmış bu çalışma sonunda? %60 civarında doğruluk çıkmış. Bakın bu firmaların işi stok tutmak. İşi stok tutmak olan bir firma ile %60 stoklarını doğru lokasyon ve adet bazında takip edebiliyorsa Acaba üretim firmaları ne kadar stoklarına hakim? O yüzden biz ilk önce bırakın önceki prosesin hızını, sonraki prosesin hızını buradaki dengesizliği çözmeyi, önce stoğumuzu çok iyi tanımamız gerekiyor. Ne yapacağız? Bununla ilgili olarak şöyle bir şey yapalım. İlk önce arkadaşlar en temel yaklaşım 5S. 5S aslında bir e, çalışma ortamında atölye olur ofis olabilir, depo olabilir ya da shop floor, üretim yeri olabilir fark etmez. Hatlar olabilir. Buradaki aslında tertip düzeni sağlayarak verim ve kaliteyi arttırmaya yönelik bir yalın metodu. Biz niye 5 istiyoruz? Şundan 5 istiyoruz. Bir numara kural arkadaşlar. Stoğumuz yakıt da olsa, ham madde de olsa, yarım hamil de olsa, ürün de olsa, sarf da olsa fark etmez. Bizim her bir malzemenin, her bir stoğumuzun yerinin belli olmasını sağlamamız gerekiyor. Gerek etiketler, gerek raflarla, gerek yerlerin çizilmesiyle her malzemenin bir yerinin olmasını sağlatmamız gerekiyor ki her malzemenin de aynı şekilde bu yerlerinde duruyor olması artı bir de böyle beraber ortak bir iş için kullanılan malzemeler, stoklar varsa bunların da yan yana duruyor olmasını sağlıyor olmamız gerekiyor. Birinci kural bu. Eğer Malzemenizin nerede olduğunu bilmiyorsanız arkadaşlar o zaman stok takibi yapamazsınız. Önce lokasyonu doğru belirlemeniz gerekiyor. İlk kural bu. Eğer siz hangi malzemenin, hangi ürünün, hangi stokun nerede olduğunu bilmiyorsanız maalesef gidip e, stok yönetimi yapamazsınız. Bir nolu kural bunu o yüzden çok iyi şekilde yerine getiriyor olmamız lazım. İki, her bir stokun miktarını ve ne kadar süredir orada olduğunu, işte SKT'sini, son kullanma tarihini vesaire Net bir şekilde takip edecek görsel yönetim araçlarını kurguluyor olmamız lazım. Ne kadar süredir duruyor? Bir aydır mı? İki aydır mı duruyor? Altı aydır mı duruyor? Baktığımızda üç saniye içerisinde o stoğun hem miktarını hem de ne kadar süredir orada olduğunu görecek yapılar kuruyor olmamız lazım. Bu bakın stok takibinin bir no'lu kuralıdır. Her birinin yeri olacak. Her malzemenin yerinde durduğu disiplini altına almamız gerekiyor. Yani A ürününü B'nin yerine, B'ninkini A'nın yerine koymamamız gerekiyor. Baktığımızda malzemenin ne kadar olduğunu çok hızlı bir şekilde sayabilecek görsel yöntemler, işte yeşil, sarı, kırmızı belki seviyelendirme sistemleri kuracağız. İşte buraya kadar 500 adettir, buradan itibaren 600 adettir, 700 adettir gibi yanlarına belki lejant gibi bir şeyler koyacağız. Ve bir de ne kadar süredir orada olduğunu takip ediyor olmamız lazım. Bunlar bize sahada stoğumuzu operatör seviyesine yönetebilme imkanı sağlayacaktır. Bunları yaptığınızda herhangi bir yerde gezinirken siz bile diyebilirsiniz. Ya bu malzeme niye 3 aydır bekliyor? Ya bu malzemeden 50 tane var ama daha bir 50 tane daha sipariş verdiniz. Niye bu kadar çok sipariş veriyorsunuz gibi sahada stok yönetimi yapabilirsiniz. O yüzden 5'esi en başa yazdım. Bir de bunu sağlayacak disiplini kurguluyor olmamız gerekiyor. Bakın hiç daha dijital araçlara girmedim. Tabii ki dijital araçlardan bahsedeceğim ama önce bir tertip düzen disiplini bizim sahaya, stokları tuttuğumuz yerlere getiriyor olmamız lazım. Rafların tanımlanması, kutuların, çekmecelerin tanımlanmasını sağlıyor olmamız gerekiyor. Ve buradaki kuralları insanlarla yapıyoruz çünkü biz stok yönetimini. insanların buna uyacak şekilde disiplini sağlıyor olması gerekiyor. Daha 15 dakika önce bir stok sahasında bu çalışmayı yaptık. Malzemeleri alıyorlar. Stokların e, direkt ambardan alan bir üretimden ekip daha sonra 44 malzemenin 19'unu alıp kullanıyor. Geri kalan 25 tanesini yerine koymak yerine bambaşka bir yere koyuyor stok alanında. Ve böylelikle o malzemenin nerede olduğu bir dahaki sefere kayboluyor. Bu disiplinin gelmesi için bir aksiyonun alınması lazım. Az önce bunu konuşuyorduk mesela bir firmada. Devam ediyorum arkadaşlar. Beşesi yaptık. Beşes güzel bir disiplin getirir bize ama bunun dışında dijitalleştirme araçlarını da bence kullanmak lazım. Neler olabilir? İşte barkod sistematikleri, özellikle böyle küçük küçük ekipmanların takibi, küçük küçük sarf malzemelerinin takibi amacıyla barkodlar, QR kodlar ya da böyle RFID sistemleri ya da işte görüntü işleme teknolojisiyle e, direkt kameranın ürünü tanıdığı, ürünün üzerindeki barkodu ya da ürünün e, markasını, markasının modelini tanıdığı ve buna bağlı olarak sayımların yapıldığı sistemler çok güzel sistemlerdir. E, gene ama temelde şey var arkadaşlar fark ettiyseniz. Eğer iyi bir 5S'de tanımlama malzemenin yerleri belli olma gibi yaklaşımlar yoksa bu sistemler maalesef çok efektif çalışmıyor olacaktır. Biz genelde zaten barkod ve RFID'nin de yarım manuel sistemler olduğunu düşüneceksek, düşünür olursak Burada iyi bir disiplin sistematiğini kurmamız gerekiyor. Sadece dijitalleştirme bu işi çözmüyor maalesef. Bakın ilk adımda ne yaptık? Stoklarımızın yerine belirledik. Artık stoğumuzu biliyoruz. Tekrar üst şeye bir geleceğim. Nerede olduğumuzu görelim diye. Bakın şurada konuşmuştuk hatırlarsınız. Şurayı bir konuştuk. Önce stoğumuza sahip çıkacağız. Neyin nerede olduğunu bilin. Neyin nerede, ne kadar miktarda olduğunu, ne kadar sürede olduğunu bilin. Bakın bunu artık sahaya kadar indirdik. Hadi bir de güzel bunu dijital hale getirdik. İyi ister getirirsiniz, ister geçirmezsiniz. Biz 20 sene, 30 sene önce bunları dijital araçlar kullanmadan yapıyorduk pekala. Gene yapılabilir. Geldik sonraki, önceki ve sonraki proseslere. Ne demiştik arkadaşlar? Buradaki stoğun olma sebebi önceki prosesin hızlı olmasından dolayı birikme stoğu ya da sonraki prosesin hızlı olmasından dolayı beklemesin sonraki proses diye. Burada bir tampon stondan dolayı stok tutabiliriz. E ne yapacağız? Biz buradaki stokların hızlarını eşitlememiz gerekecek. Neler yapabiliriz acaba? Böyle devam edeyim. Stok seviyelerimizi efektif bir şekilde belirleyebiliriz mesela bir tanesi. Halen üçgendeyiz aslında. Neye göre veriliriz? Eğer siz gerçekten ne kadar sürede stoğunuzu tedarik ettiğinizi biliyorsunuz. Yani sizin prosesinizde o stok ne kadar sürede geliyorsa bazen 2 ay bazen 10 dakika bazen 20 dakika bu sizin stokunuzda e, tedarik süresinden dolayı beklemelerden kaynaklanan proses beklemesini <laughs> önleyecektir. Bir tedarik süresi stoğu yapmamız gerekiyor. Bir diğer stok seviyesi buna ek olarak çevrim süresi aralığı dediğimiz bir stoktur. Bu da bu ürünün bir dahaki sefer atıyorum her iki günde bir üretim yapacaksak iki gün boyunca bu stoktan e, üretmeyeceksek demek ki o aralıkta kalan bir miktar stok var. O stoğa da sahip olmamız gerekiyor. Bir de arkadaşlar güvenlik stoğu dediğimiz bir stok var. Bu da genelde... E, hayat biliyorsunuz dümdüz değildir. Hayat her zaman e, inişi çıkışıdır. Değişkenlik vardır. Yani sizin tedarik sürenizde de değişkenlik. Bazen iki günde gelir, bazen üç günde gelir. Bazen bir günde gelebilir. Ya da bu ürünü bazen iki günde bir üretirsiniz, bazen üç günde bir üretebilirsiniz gibi değişkenlikler söz konusu olabilir. Gelen miktarlarda değişkenlikler olabilir vesaire gibi konulardan dolayı biz bu değişkenlikleri de e, kapsamak amacıyla bir de güvenlik stoğu tutarız. İşte bu üç stoğun toplamı aslında stok seviyenizi göstermek amacıyla kullanılan bir formül verir karşımıza. O yüzden stok seviyemizde buna göre iyi belirlememiz gerekiyor. Peki güzel. Sonra ne yapacağız? Sonra arkadaşlar aslında bir e, tüketimi bir kontrol altına almamız lazım. Genelde e, stoğun tedarikçiye e, bizim tarafımıza olan kısmını kontrolümüz altında olan bir başlık olmadığı için hemen iyileştirme potansiyeline sahip olmayabiliyoruz. Ne yapacağız o zaman? Kendi tarafımıza bir bakmamız lazım. Kendi tarafımızda arkadaşlar biz kendi talebimizin sıklığını yani biz bu parçayı ne kadar sürede üretiyoruz, ne kadar miktarda üretiyoruz gibi bir çalışmasını yapıyor olmamız lazım. Stok miktarını kontrol altına almak için. Eğer bu tahminleri doğru yaparsak, zaman serisi analizleri mesela kullanarak doğru tahminler yaparsak stok da doğru miktarlarda tutulabilir. Eğer siz her gün iki tane kullandığınız bir yerde 10 tane stok tutuyorsanız demek ki 10 bölü 2 yaklaşık 5 günde oradaki stoğu tüketebilirsiniz. E sizin e, zaten çok hızlı tüketiminiz e, var. 5 günlük stok tutmanıza gerek yok. Eğer bu miktarları doğru verirlerseniz oradaki ...stok miktarını da azaltma imkanı söz konusu olabilir. Geldim bir tarafta da talebin süresi. Yani sizin stoğunuzla ilgili o stoğu aldıktan sonra yaptığımız e, çalışmalar... ...ne demek bu? Aslında tüketim hızını biraz daha nasıl iyileştirebiliriz diye... Burada genelde en çok şu, yalın iyileştirmeler yapıyoruz arkadaşlar. Ne demek bu? Ham madde aldınız. <laughs> ham madde aldığınız ham maddeyi bir an önce e, ürün haline getirip bunu sevk ediyor olmamız gerekiyor. İşte sevk ederken belirli sebeplerden dolayı işte duruşlar, arızalar, beklemeler, kalite problemleri, sürecin yavaş çalışması bir şekilde gibi durumlar karşımıza çıktığında biz genelde buralarda yağını iyileştirmeler yapıyoruz. Çünkü sizin makinenizin hızını hızlandırmayı bilme imkanı genelde çok kolay olmuyor. Çünkü bir teknoloji var. <laughs> o teknoloji çok ciddi bazen yatırımlar yapılarak, yeni makine alınarak bazen makineler hızlandırılıyor. Onun dışında biz ne yapacağız? Elde olan makineyi hızlandırma imkanımız yok. Ne yapacağız? O zaman o makinenin beklediği, duruş yaptığı, rework, reprocess yaptığı süreleri kısaltacak bazı yanı iyileştirmeler yaparız. Eğer bunları yaparsak arkadaşlar sağ tarafında az önce proses, stok, proses demiştik. Önceki proses, stok ve sonraki proses. Sonraki proseste böyle iyileştirmeler yaparsak o zaman şöyle bir faydası oluyor bize. Ee, daha hızlı tükettiğiniz için stoklarınızı yarım amaç stoğunuz da azalacak. Yarım amaç stoğunuz azaldığında tabii ki ham madde stoğu da buna bağlı olarak azalıyor olacak. Çünkü daha hızlı azal, daha hızlı azaltan ön tarafa doğru gitmeye başlayacak. O yüzden bizim ilk tavsiyemiz genelde burada yalın iyileştirmeler yapılması proseslerde. İşte süreç iyileştirme olabilir, SMET çalışmaları ile setup sürelerinin azaltılması, bekleme sürelerinin azaltılması, bakım sürelerinin azaltılması gibi başlıklar olabilir. Zaman içerisinde belirli bir denge de getirdiyseniz parti boylarını bile küçültebilirsiniz. Parti boylarını küçültmeniz demek gene o partiye ait olan stok miktarlarının da azalması anlamına geliyor. Tam onun dışında bir de tedarik süresi tarafında bazı iyileştirmeler yapılabilir. Ee, size belirli yerden gelen yerlerde gene arkadaşlar yalın bazı iyileştirmeler yapıp ürünün ya da ham maddenin daha hızlı gelmesi sağlatılabilir. Az önceki yalın iyileştirmeler buralarda da söz konusu olabilir fiyat tahminlemesi yaparak doğru zamanda, doğrunun doğru miktarlarda alınması gene sağlanabilir. Çok ciddi matematiksel modeller geliştirilebilmiyor. İşte regresyon modelleri ya da makine öğrenmesi yaklaşımıyla fiyatlar doğru tahmini yapılabilmiyor. Ya da parçalı tedarik sistemleri kullanılabilir. Ne demek parçalı tedarik sistemleri? Ürünü 10 bin tane almak yerine belki ayda bir 10 bin tane gelmesi yerine işte her hafta 2500 tane gelmesi sağlanarak parçalı hale getirilerek tedarik süresi kısaltılabilir. Bir ay beklemek yerine bir ay 10 binlik stok beklemek yerine sadece bir hafta 2500 stok beklersiniz. Hem daha az beklemiş olursunuz hem de stok miktarınız dörtte bire düştüğü için işletme sermayesi kullanım oranını daha hızlı çevirebilme imkanı söz konusu olabilir. Hah, anlatacaklarım benim bu kadar. Özetleyeyim arkadaşlar bir. Tekrar şuraya gideceğim. En baştaki. Üçgen benim için çünkü güzel anlatıyor burası. Amacımız arkadaşlar eğer stok miktarını kontrol altına almaksa, stok miktarını kontrol altına almak tedarik sürenizi kontrol altına almaktır. Çünkü biz stokta biliyorsunuz, burada görüyorsunuz, ürün bekliyor sadece. Hiçbir üzerinde işlem yapılmıyor. Bir proses, bir katma değer katılmıyor. O yüzden ilk önce elimizde ne var onu bilmemiz lazım. 5S, görsel yönetim sistemleri, hangi stok nerede, nerede durmalı belirlemeliyiz, nerede olduğunu emin olmamız lazım. Yani yeri belirlenen stok hep aynı yerde durmalı. Mi yeri değişse bile yerinin neresi olduğunu biliyor olmamız lazım. Miktarlarını e, ve ya, ne kadar süredir orada olduğunu emin olmamız gerekiyor. Bunu ister manuel yöntemlerle 5 es gibi ister dijital yöntemlerle yapabilirsiniz. Önce stoğunuza sahip çıkmamız gerekiyor. Stoğunuza sahip çıktıktan sonra o stoğu oluşturan iki tane faktör var. Önceki ve sonraki proseslerin hızları. Buradaki hızları arttırıcı <laughs> Bazı çözümler geliştirilebilir. Özellikle yalın araçlar kullanarak sonraki proseslerdeki beklemeler ortadan kaldırıp süresi hızlandırılabilir. Önceki prosesle yine aynı şekilde hızlandırılabilir. Parçalı e, miktarda tedarik edilebilir. yer gibi yöntemler kullanılabilir. En ideali bu iki prosesin hızlarının aynı seviyeye getirilmesi. Eğer bunları aynı seviyeye getirebilirsek çok daha efektif ve Buradaki stoğu çok daha iyi bir şekilde kontrol edebiliriz. Hatta belki çekme sistemleri de kurma imkanımız söz konusu olabilir. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sorumuz var mıdır? O zaman teşekkür ediyorum. Ha, sanki var. Sercan Gökçuoğlu. Teşekkür zaman. etmek için açtım mikrofon. Teşekkürler birden den Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Saat Görüşmek ederim. üzere. Görüşmek üzere. İyi günler, selamlar.